Bugün burada sizlerle bazı konuları konuşmak için bir araya geldik. Bu konuların başında 19 Eylül Gaziler Günü yaklaşıyor ve bugünün önemi de bizler için önemli bir gün. Bugün de bazı yaşadığımız özellikle gazilerimizin er şehit aileleri ve er gazilerimizin yaşamış olduğu bazı mağduriyetler var. Bu 7. ayda yapılan zamlardan herhangi bir şekilde bu ailelerimiz zam almadılar ve almaması sebebiyle de maaşları asgari ücret düzeyinde kaldı. Ve ailelerimizin bu şekilde bir mağduriyeti olduğu için şu an bir beklenti içerisinde ailelerimiz. Bu beklenti de sosyal haklarının iyileştirilmesi ve bir an önce bu sosyal hakların tekrardan gözden geçirilmesi talebi var. Biz de bunu ailelerimizle her gün derneğimizde geliyorlar, sohbet ediyoruz ve biz de bu konuda baskı yapıyorlar. Bu konu için insanlara anlatmamız gerektiğini söylüyorlar. Biz ilgililerle bu konuyu birçok kez görüştük. Anlattık kendilerine ve tekrardan anlatmak istiyoruz. 19 Eylül Gaziler Günü yaklaşırken de mümkünse ailelerimizin bir müjde haberi beklentisi var. İnşallah böyle bir beklenti içerisinde olduğumuz günde de ailelerimizin bir beklentisine cevap verirler. Maaşta da yapılan kök maaş uygulaması var biliyorsunuz. Kök maaş uygulaması sebebiyle de ailelere verilen maaş er oldukları için bir primsiz hareketler daire başkanlığından verilen bir maaş bu. Ve prim olmadan yatırılan bir para olduğu için maaşları asgari ücretin altındaydı daha önceden. Ve son asgari ücret artışları yüksek olduğu için asgari ücretin altında şehit ailelerine ve er gazilere maaş bağlanamaz ifadesi olduğu için daha önceden 2023 yılının Temmuz ayında asgari ücret seviyesine çıkartıldı. Bu seferde de yapılan artışlar kök maaşları yapılınca asgari ücretin altında kalmadı. Asgari ücretin üstüne çıktı ama 100 lira, 200 lira gibi artış oldu. Ve yapılan %20'lik zam maaşı bizim ailelere yansımadı. Şimdi biz görüştüğümüzde şu şekilde bir dönüş alıyoruz. Birileri primsiz aylık, birileri işte çalışarak, çalışan olduğu için, rütbeli olduğu için diye bir ifade var. Bizim hep söylediğimiz şudur. Şehidin ve gazinin rütbesi olmaz. Bu vatan için bedel ödemiş, hayatını kaybetmiş, uzvunu kaybetmiş, gözünü kaybetmiş. Herkes eşittir, eşit olmak zorundadır. Belki aralarında fark olabilir ama bu şekilde afaki fark olmaz. Rütbeli dediğimiz erler ve gaziler arasında şu an yaklaşık çıta 2-3 katı. İç Anadolu Dernek Başkanları'na gittiğimizde şu şekilde yanaştık. Dedik ki en kötü şartlarla dedik çift asgari ücret bağlanması, annelere, babalara ve gazilerimize çift asgari ücretin altında kalmaması ya da en düşük devlet memur maaşına, çalışan memur maaşına endekslenmesi daha güzel olacaktır. Ben şehit babası Recep Şafak'ım ben. Aldığımız maaşlar bize yetmiyor. Askeri ücretten iş etmeyi düşünüyor. O da olmuyor. Askeri ücrette maaş altında oluyor maaşımız. Yani maaşımızın yetersizliğinden dolayı yetmiyor da. Ailelere ya da tüm ailelerimize bizleri sıkıştırma yapıyor. Dernekte olduğumuz için geliyorlar diyorlar ki bizim maaşımız niye düşük. Buna da bizde bu halde başkanı sıkıştırıyor. Başkan da gereken yerlere şey yapıyor. Başvuruyor ama ne olacağı belli değil. Bunun çözüm getirmesini istiyorum.